Araştırma raporundan bahsedeceğim efendim sizlere. IMC, Mobil ve Kibele proje ortaklığında aslında hazırlanan bir çalışmadan söz ediyoruz. E tarımda su kullanımı ve kaynakların verimliliği ile ilgili bir çalışmadan bahsedeceğiz. IMC Mobil'i kullanan 12.000 çiftçiden rastgele 1100 çiftçi seçiliyor ve bu çiftçilerle birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Su kullanımı ile ilgili sorular soruluyor ve aldıkları bilgilere, verilere göre bir çözüm öneri raporu hazırlıyorlar. Burada dikkat çeken bir husus var. E, anket çalışmasına katılan üreticilerin büyük çoğunluğu tarımsal sulamaya finansman yetersizliği sebebiyle yatırım yapamadıklarını söylüyor. Güzel bir gelişme daha var. Çünkü anket çalışmasına katılanların çoğu erkek ve genç çiftçiler. E, sulama yöntemleri soruluyor ve çoğunluğu da damla sulama yöntemini kullandığını belirtiyor. Yani gençlerle birlikte asa tarımda teknoloji kullanımının ne kadar Önemli olduğunu bir kez daha bu çalışma bize gösteriyor ve üçüncü önemli konu kuraklık meselesi efendim. Birçok ankete çalışan yine üreticiler kuraklıktan verim kaybı yaşadıklarını ve bu konuda destek beklediklerini söylüyorlar. Türkiye'de çiftçiler sulama konusunda yeterli yatırımı yapamıyorlar. Yapılan araştırmalar çiftçinin finansal yetersizliği sebebiyle sulamada teknolojik yatırımları yapamadığını bir kez daha ortaya koydu. Çiftçilere sulama konusunda tek tek sorular soruldu, görüşler alındı. İmece Mobil ve Kibele Projekt'in tarımda su kullanımı ve kaynakların verimliliği ile ilgili yaptığı araştırmanın raporu yayımlandı. Tarımda basınçlı su sistemlerinin kullanımı, akıllı tarım uygulamaları ve benzeri tedbirlerle su kullanımının verimli hale getirilmesiyle ilgili uygulanacak çözümlere ulaşmayı hedefleyen araştırmada. İmece Mobil'in platformu üzerinden 1100 kişiyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcıların %81.6'sının erkek, %18.4'ünün kadın olduğu anket çalışmasında sulama yöntemleri, sulama yatırımları, kuraklık, sulama danışman desteği ile ilgili sorular soruldu. Araştırma raporunda yer alan verilere göre ankete katılan çiftçilerin %46.3'ü tarımsal sulamada damlama sulamanın yöntemini kullanıyor. %29.2 yağmurlama sulama yapılırken, salma sulama yani vahşi sulama yapanların oranı %24.4, otomasyonlu sulama sistemlerinin kullanılan üreticilerin oranı ise sadece %0.1. Katılımcılarının çoğunun genç çiftçilerden oluştuğu ankette gençleşen çiftçi nüfusuyla birlikte vahşi sulama yerine kontrollü sulama sistemlerine olan yatırımların olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan çiftçilerin %60'dan fazlası finansal yetersizlik sebebiyle sulama konusunda herhangi bir yatırım yapamadığını söylüyor. %5.6'lık kitle sulama teknolojilerine güvenmediğini belirtirken katılımcıların %32'si ise bu tarz bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını ifade ediyor. Araştırmaya katılan üreticilere kuraklıktan ne ölçüde etkilendikleri soruluyor. Katılımcıların %36.8'i kuraklıktan ciddi verim kayıpları yaşadığını aktarırken %35'e yakın kesimse kuraklık desteğine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ankete katılan çiftçilerin %50'ye yakını sulama konusunda herhangi bir danışman desteği almıyor. %16.1'i İmece Mobil ile çalıştığını belirtirken %14.1'i sulama konusunda ziraat mühendisi desteği alıyor. Yapılan araştırmanın sonuç raporunda ise sulama miktarı ve zamanı konusunda teknolojik çözümlerin yaygınlaştırılması gerekliliği, sulamada akılcı ve su tarifesi uygulanarak su kullanıcılarının katılımının artırılması yasal düzenlemelerinin uygulanması, işletme ve bakım hizmetlerinin sıklığının artırılması, suyun tarlaya ulaştırılacağı hatları yer altına inşa ederek buharlaşma ve diğer kayıpların en aza indirilmesi, damla sulama gibi basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, performansı en üst düzeye çıkarmak için sulama sistemlerinin hibe ve teşviklerle yaygınlaştırılması şeklinde çözüm önerileri ortaya koyuluyor.